Salih Münir Paşa, Diplomasi, Malumatı Esasiye isimli eserinde diplomatı ve diplomasiyi şöyle tarif ediyor. Ve bence en güzel tanımlardan biridir bu. Diplomatlık, dost ve düşmanı tanıyabilme, ülkenin hayır ve selameti için hangi devletlerle ittifak kurulacağını, rakiplerin nasıl alt edileceğini tespit edebilme ve bu konularda gerekli tedbirleri alabilme maharetidir. Diplomatlık, diğer devletleri yakından takip ederek bunlardan elde edilebilecek kazançlar veya gelebilecek zararlar konusunda önlem alabilme sanatıdır. Sayın Bakanımızın da bize bütün talimatı bu yönde. Diyor ki, fırsatlar ve meydan okumaları tespit edin. Ve işte bu aynı tanıma geliyor işin doğrusu. Bu bizim de diplomasi geleneğimizin aslında geçmişten geleceğe uzanan işarlarından, şiarlarından birisi. Devam ediyorum. Bir diplomat ülkenin bekasını ve ilerlemesi adına kimlere yaklaşılıp kimleri yalnız bırakma politikasına girileceğini doğru tespit etmektir. Diplomasi, içinde bulunan durumu iyi muhakeme ederek olayların mecrasındaki akıntıyı kendine uygun hale getirmek, başka bir ifadeyle oluşacak fırsatlardan istifade ederken müsait havalarda yelkenleri açmayı ve kötü havalarda yelkenleri toplayıp tehlikesiz yollardan gitmeyi bilmektir. Stratejik Araştırma Merkezi'nin yayınlarını, ondan sonra düşünce kuruluşlarımızın değerli çalışmalarını takip eden, aynı zamanda da müfredatta düzgün bizim uluslararası hukuk gibi derslerimizi, sınava yönelik dersleri seçen arkadaşların yapabileceği bir meslek. Şu anda var olan acıyı dindirmek için, şu anda kan kaybından insanların ölmemesi için veya bu acıların biraz yavaşlaması veya çözüme kadar devam edebilmesi, insanların hayatta kalabilmesi için geçici tedbirler alınması gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi işte iki devletli çözüm. Diplomasi zaten bu imkansızlıkla savaş arasında bir çözüm üretme arayışıdır. Oralardan geldi.